Şimdi bir yandan da birçok tarihi yapıya da İstanbul hiç kuşkusuz ev sahipliği yapıyor. Peki o tarihi yapıların hayatta kalabilme şansı özellikle bir sarsıntı ile birlikte ne kadar diye araştırıldı. Arkadaşlarımızın bu konuyla ilgili ortaya çıkardıklarına da bakalım. Tarihi 300 bin yıl öncesine dayanan 3 imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehir İstanbul. O nedenle kentteki tarihi yapılarda saymakla bitmiyor. Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii ve daha niceleri. İşte mega kent tarih boyunca birçok depreme de şahit oldu. Bu depremlerde yapıların bazıları zarar gördü ama çoğu yıkılmadı. Yüzyıllar sonra günümüze kadar ulaşmayı başardı. Dönem dönem çok büyük depremler geçirmiş İstanbul. Eski binaların, kiliselerin, mesela Ayasofya'nın kubbesinin zarar gördüğü, yıkıldığı yazar. Halkın tamamen kent merkezinden çıkıp kırsala doğru gittiği, bir süre orada yaşadığı, büyük tsunamiler olduğu. Yani bunlar aslında yazılı belgelerde kayıtlı olan şeyler. Ama yine de uzmanlar uyarıyor. Olası bir deprem öncesinde tarihi yapılar için önlem almak gerekiyor. Şu anda yeni teknolojiler var. Simülasyonla her şey bilgisayar ortamında tahmin edilebiliyor. Yani İstanbul'daki bütün tarihi eserler için bu tür ön çalışmalar yapılması gerekiyor. Her bir eserin kendine özgü şartları var. Ayasofya'nın kendine özgü şartları var. Yıllarca restorasyon görmüş bir yapı orası da. Her biri için, her birinin kendine özgü şartları, tarihçesi, yapısal durumu, kullanılan malzeme, bunlara özgü işte planlamalar yapılması gerekiyor ve hep söylediğim gibi en önemlisi envanter çalışması. Doktor öğretim üyesi İknur Türkoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu konuda önemli çalışmalar yaptığına da vurgu yapıyor. Örneğin Topkapı Sarayı Müzesi'nde sergilenen eserlerin güvenliği ne yönelik çalışmalar yapılıyor ve yapısal güçlendirmeler de yapılıyor. Yıkıldıktan sonra ne yapacağımızı değil, yıkmamaya, yok etmemeye çalışmamız gerekiyor. Çünkü onlar yani yerine gelmez, dünyanın ortak mirası olan eserler.